Dert Dinleme Saati'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben ayak parmağımı çatlattığım için bir süredir ağrılarla boğuşuyorum. Kendi ayakları üzerinde durmanın kıymetini anladığım günlerden geçiyorum. Tam da bu yüzden şu an beni dinleyen herkesten rica ediyorum. Lütfen dışarı çıkın. Ne bileyim çimene basın, koşturun, dans edin. Vaktiniz ve e, tabii ki mecaliniz varsa yürüyerek gidebileceğiniz yerlere yürüyün. Yolunuzu atın mesela sahilden devam edin denize çıkan sokakları öğrenin. Ya sanki bu cümleleri şu yaz dizilerinde götüyle dünyaları deviren esas kız kuruyor gibi e, farkındayım. <laughs> Ama herhangi bir engel olmadan yürümek o kadar kıymetli ki lütfen bilin o kıymeti. İlk podcastimi 8 Ekim'de yayınlamıştım. Bu podcasti 18 Ekim'de kaydetiyorum. Her şeyin kafama göre olmasındansa netleştirmek adına her cumartesi bir podcast yayınlamayı planlıyorum. Hatta vaat ediyorum. Önümdeki cumartesiler şimdiden hoş gelsin. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, i̇lk podcast bölümüme beklediğim kadar kötü ve beklemediğim kadar iyi yorumlar aldım. Bu cidden çok tatmin edici bir şey. Çünkü eleştirinin bile e, yapıcı olduğu bir ortam, e, üretime açıkça teşviktir bence. Bu podcast'te bir günlük edasıyla başlamıştım. Şöyle ki, kendim bildim bileli yazıyorum ve eski yazdıklarıma baktığımda yaşadığım hangi olaydan sonra yazdığımı hatırlamasam bile ne hissettiğimi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ah Elif'çim diyorum. Ah Elif'çim. Yani yürek kendini tanıyor diyebiliriz. Geriye dönüp baktığımda bu podcast'in de bana ne kadar yol aldığımı göstermesini diliyorum. Ya bir de şunu eklemeden edemeyeceğim. İnsanların böyle kolayca ulaşabileceği bir yere e, duygunu, düşünceni, kırılganlıklarını koymak, sokağa çıkıp böyle götünü havaya açmak gibi bir his. Ya tam anlamıyla böyle. Eğer aramızda ayrıntı fetişi olan varsa e, sabah ayazında açıyoruz. <laughs> Öyle bir his yani. Neyse çok uzattım. Hadi başlayalım. E, sorum şu. Otomatlar da bizi görecek mi? Bugün her şeyin bizim elimizde olmadığından bahsetmek istiyorum. Kardeşim Marmara Üniversitesi'nde okuyor. E, onun okuduğu binada bir tane otomat var ve bu otomat bozuk. Ya, tamir edilmiyor ama kaldırılmıyor da böyle. Ülkede her şey nasılsa otomat da o şekilde işliyor. Neyse. Geçenlerde bir öğretmen e, otomatın başında epey debeleniyor. Hatta böyle esraftakilerin ilgisini çekecek kadar debeleniyor. Niyeti de bir paket tutku almak. Tutku bisküvi. E, kardeşim de su almak için e, arkasında bekliyor o sıra. Gülüyor bir yandan da. İşte öğretmen de hani biraz kızmak gülme işine bak demek için dönüyor. O sırada bir diyaloğa giriyorlar. Öğretmenin niyeti bir paket tutku almak ya tutku 34 numara. 3 kez deniyor bunu ve her seferinde otomat ona 33 numaradaki şeyi veriyor. Çilekli rondoyu. <laughs> bu arada dehşet komik bir olay bu. Yaşarken muhtemelen çok keyif verir izleyene. <laughs> ya öğretmen mutsuz haliyle e, tutkusunu alamadığı için ama etrafındaki öğrenciler çok mutlu. Eğleniyor bundan. Ya takdir edersiniz ki bürokratik olarak üstünüzde olan birinin böyle küçük bir acısı bile insana haz verebilir. Çünkü onunla duygudaşlık kurabildiğiniz tek an orası. Ya yani En az sizin kadar aciz o an. Neyse. Ee, kardeşim de su almak için 42 numaraya basıyor. Ama otomat ona da 85 numarayı veriyor. 85 numara boş. <laughs> yani e, bu kez de otomat hem para alıyor hem hiçbir şey vermiyor. Şimdi yaşanan olay bir anı olarak çok komik ve anlatılmaya değer geliyor bana. İlk öğrendim de o kadar çok güldüm ki böyle anıra anıra güldüm ee, ama yaşadığım son birkaç güne baktığımda ne yazık ki hepimizin hani böyle bozuk otomatlardan medet umduğunu düşünmeye başladım. E bilerek ya da bilmeyerek hatta itiraf etmek gerekirse çoğu zaman bilerek o bozuk otomatlara gidiyoruz bence istediğimizi alabilmek için. Emek veriyoruz, zaman harcıyoruz, ısrar ediyoruz. Peki ne geçiyor elimize? Boy boy rondolar. <laughs> Sindirim çok bozuk. <laughs> İstediğimizin e, ya bu otomat tarafından hani o üst merci tarafından ancak bahşedilen muadiline razı oluyoruz. Ya bazen daha da fenası. Hani verdiğimiz emek de zaman da boşa gidiyor. Öyle kalı kalı veriyoruz. Allah'ım konuşamadım. Şu an madem ki e, kendimi kusurlarımla kabul etmek üzerine yola çıktığım bir yerde bu podcast'i kaydediyorum. Şu an başka bir kelime hatası yapmazsam bu kaydı tekrar kaydetmeyeceğime söz veriyorum. Ve bu benim için çok zor bir şey. E, yıllarca... Tek bir harf hatası yüzünden sıfırdan başladığım bütün ödevlerime selam olsun. Devam ediyorum. İyiyim mi? İyiyim iyiyim. o her şey onda. <laughs> e, şöyle bir tarafı da var işin. Hani mesela tutku bir istek ya. Ama su ihtiyaç. Yani e, bu karşımızdaki otomatın böyle ne isteğe ne de ihtiyacı eyvallahı var şey gibi geliyor bana böyle Maslow'u bulsa tokatlar. Hani öyle bir otomat. <laughs> Bugün de şakamatik gibiyim. Ee, <laughs> yalnız şaka yapıp kendim gülmem bence çok sağlıklı. Evet aşırı sağlıklı. Bilmeyenler için Abraham Maslow bir ihtiyaç primidi oluşturdu bundan yıllar önce. Sevdiğimiz bir psikolog, sosyolog kendisi. Ee, yalnız bir kere gevşince nasıl gevşedim fark ettiniz mi? Devam ediyorum Abraham Maslow'dan. Bu piramit, işte <laughs> yeme, içme, cinsellik gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak insanın kendini gerçekleştirmesine kadar böyle genelden özel doğru giden bir piramit İncelemenizi tavsiye ederim mutlaka. Anlatının şu noktasına kadar kocaman bir bize sığındım. Şimdi biraz daha cesur davranmak istiyorum ve üstümdeki bu çoğul şahısları sıyırarak bir kenara bırakmak istiyorum. Ben e, bazen sünnet çocuğun maşallah vardır ya hani o maşallah gibi asıl kocaman bir bozuk yazısını aldırmadan saatlerimi geçiriyorum bir otomatla. Anlatmak istiyorum. Anlasın istiyorum. Ya zorluyorum da zorluyorum yani. Böyle söyleyince biraz havada kalıyor olabilir. Biraz daha kazmak gerekirse, benim babam çok mükemmeliyetçi bir adam ve onun için 99 yok. Ben de bu yaşıma kadar hiç 100 olmadım. Hatırlayanınız varsa Muğlan diye bir çizgi film vardı. İşte bu Mulan kızımızın babası asker ve savaş zamanında hastalanıyor. Mulan da e, babası savaşa gidemiyor diye erkek kılığına girip savaşa gidiyor Çin ordusuyla. Ablamıza bak sen. <laughs> e, çizgi film işte onun başından geçenleri anlatıyor falan. E, defalarca kez izlediğim bir çizgi filmdir. E, hatta mahallemde kimin Mulan fetişi var bilmiyorum ama bir tane duvarda şey yazıyor birlikte Mulan izleyelim. Beni bulun. Birlikte Mulan izleyelim. <laughs> Devam ediyorum. Allah'ım çok cıvıttım, çok şımardım. Neyse, tanıyın beni. Ee, çocukken izlediğimde Mulan bana o kadar efsanevi gelmişti ki. Ya o kadar böyle üf güçlü kadın. <laughs> ya bir çocuk olarak bir kahramanın korkularından önce cesaretini görüyordum. Haklı olarak yani. Çocuksun, anlayacaksın korkuyu? Anlasan bile kabul etmek ister misin? Onun kahraman olması ve senden daha cesur olması... ...senin orada e, duygusal anlamda onun kanatlarının altına girmen demek. Neyse. 38. neysemle birlikteyim. Acaba kendim oluşturduğum konuyu kendim bölmesem mi Elif'ciğim? Ne yapsam? Bilemedim. Şu andan bakınca e, bütün masal kadınlarının sevilme uğruna. ...nice badireler atlattığını görüyorum. Kendi adıma sevilme isteğini barındırdığım için memnunum. Hani bazen bana hatalar yaptırsa da... ...birini sevmek kadar birinden sevgi talep etmenin de... ...iletişim adına çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın, aptal değilim. Ee, ama bozuk olduğunu böyle ezelden beri bildiğim otomatlardan sevgi istiyorum. Bu isteğin beyhude olduğunu da görüyorum. Bazen çilekli ronlu, bazen de işte metal çubuğun ittirdiği boşluğu veriyor bu otomat bana. Belli ki benim istediğim ikisi de değil. Peki niye zorluyorum? Çünkü başka bir yol bilmiyorum. Sevgi baktığım yerden hep böyle formüle dökülebilir bir noktada. Böyle yeteri kadar emek verirsem, yeteri kadar sabredersem, yeteri kadar iyiysem, yeteri kadar akıllıysam, yeteri kadar yetenekliysem, yeteri kadar güzelsem, yani bu liste biter mi bilmiyorum. Ama e, yeterliliğin sınırını kendim çizmedikçe yetmeyeceğini de biliyorum. O yüzden olduğun kadar, olduğun gibi yeterlisin Elifçim. Diyorum kendi kendime. Bir kaldırımda açan çiçek gibi. Kendiliğinden güzelsin kız. Derin bir nefes al alıyorum. Ve ee, kendime şunu sormak istiyorum. Ya otomat bozuksa? Emeğime, zamanıma, verdiğim değere değmeyen tüm otomatları reddediyorum. Velhasıl çok sevmek için çok sebebim olabilir. Ama çok sevilmediğim yerde çok durmak için çok bahanem olmamalı. Çünkü şunu biliyorum. Kimse görmek istemeyenler kadar kör. Duymak istemeyenler kadar sağır değil. Ve her şey benim elimde değil. Cumartesi görüşmek üzere. Çok sevgiler.